Korkma. Her şey yolunda. Bu kanalda ne zaman kameranın karşısına gözlüksüz bir şekilde çıkıp yeni bir haber versem genelde kötü bir şeyden bahsediyor oluyorum. O yüzden sizi koşullamış olabilirim istemsizce. Büyük ihtimalle şu an tırnaklarınızı falan yiyorsunuz. Ne oldu yine falan diye, ama merak etmeyin. Bugün vereceğim haberlerin çoğu pozitif olacak. Onun dışında biraz da vukuat gibi olacak. Gündemdeki bazı olayları konuşacağız. Ama yine de ben şimdi sizi bu jumpscare'den kurtarmak adına gözlüklerimi takarak devam ediyorum. Ve gel ya, başlayalım. Vukuat. Bahsettiğim olayların bazıları gündemle alakalı, bazıları da bu kanalla alakalı olacak. Ama gündemdeki bazı olayların da tabii bu kanalla alakalı olan kısımları var. Pekala, ilk haberimiz Twitch'ten geliyor. Twitch platformu, bilmiyorum haberiniz var mı ama şu an büyük ihtimalle zor bir durumda. Çünkü üst üste arka arkaya rezalet kararlar alıyorlar. Hatta yakın bir zamanda 400 küsür çalışanı falan işten çıkardılar. Ama o biraz da genel bir durum. Şu an teknoloji sektöründeki birçok firma zaten toplu halde işten çıkarım yapıyor. Bizim bahsedeceğimiz salaklığın boyutuysa daha Twitch'e özgü bir şey. Aranızda Twitch'i sevenler olabilir. Ben de faydalı bulduğum yerler var. Chat'i, interaksiyonu vesaire bakımından YouTube'a daha iyi bir alternatif olduğu için zaten bu kadar yükselmeyi başardı. Ama onun haricinde ben genellikle Twitch yönetimini böyle elinde çekiç olan birkaç tane şempanzeye benzetiyorum. Hani bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar ama ne yaptıkları konusunda hiçbir fikirleri yok. Öncelikle birkaç ay önce yaşandı bu. Verdikleri harika karar içerik üreticilerinin payını kesmekti. İçerik üreticilerinin kar payını %70'den %50'ye düşürmekti. Ki buradan az çok anlıyoruz. Site biraz zor durumda. Bunun da elbette birçok farklı sebebi vardı. Ama sebeplerinden en büyüğü kesinlikle Twitch'in bir platform olarak para kazanabilmesi YouTube kadar kolay değil. Çünkü bundan daha önce de bahsetmiştim ama interneti çalıştıran şey reklamlardır. Reklam olmazsa internet biter. Ha, YouTube'da bunu yapabiliyorsun. Videonun başına reklam koyabiliyorsun. Çünkü her bir video bir birim. 8 dakika, 10 dakika vesaire. Haber sitelerinde sağa sola reklam koy vesaire. Ama bir yayın platformunda bir şeylerin anlık ve o an olması gerektiği için sitenin reklam gösterebilme yeteneği diğer platformlar kadar güçlü değil. Bir platforma başka nasıl para kazandırabilirsin? Aboneler sayesinde. Ama hiçbir platform sadece abonelikle yürümez. Bunu Netflix'in çöküşüne bakarak da anlayabilirsiniz. İlk başta çok cool oldu herkes. Oh, Netflix aboneliğim var moruk. Ah! İki tane cringe içeriğe bakar. Hatta bu Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabından bir kısımdır. Rakiplerinizi abonelik sistemlerini çökertmek için onları cringe gösterin. Evet. Ve Twitch büyük ihtimalle bu ekonomik buhranın etkisi altında ne yapacağını bilemedi ve gözünü içerik üreticilerinin gelirine dikti. Kankan devlet gibi davranmaya başlasaydı. Ben bildiğim kadarıyla yayın platformları arasında Twitch içerik üreticilerinin en büyük payını alan platform. Ve bu onlara büyük ihtimalle çok şeye mal olacak. Ve bu da yeterli değilmiş gibi Twitch aktif olarak yayıncıları reklam oynatmaya zorluyor. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer 4 yaşında değilsen kimse reklamları sevmez. Hadi 4 yaşındaysa tamam, hani Alarko kombi. Ama orayı geçtikten sonra büyüdük artık. Ne Alarko? Sponsorlu değil. Yayıncılar reklamları sevmiyor ama gelirlerinin bir kısmı daha şu an platforma gidiyor. İzleyiciler reklamları sevmiyor. Hatta arka arkaya 30 tane reklam gördükten sonra çıkıp başka bir yayıncıya gidiyorlar büyük ihtimalle. Platform da bu durumdan zarar görüyor ve şu an aşağı doğru bir spiraldeler. Ben bir içerik üreticisi ve tüketicisi olarak Twitch denen platformun sevdiğim noktaları var. Neden? Çünkü benim yayınlarıma, YouTube'daki yayınlarıma falan katıldıysanız bilirsiniz. İnternetteki video database'i artık YouTube olduğu için burada yayınlarda bir şey izlemeye kalktığımız anda doğrudan telif yiyoruz ve yayın kapatılıyor. Ki bu aşırı sinir bozucu hani. Bunu Twitch'te yaşamıyorsun mesela. Twitch'te yayından sonra sesi kısıyor falan. O tarz bir yöntem bulmuşlar. Onun haricinde klip yaratmak, istatistiklerine erişmek daha kolay Twitch'te. Ve oyunlar, kategoriler falan vesaire her şey bir tık daha entegre. Ama bak, bahsetmeyi unuttum. Bir kötü yanı da Twitch'te ciddi ciddi büyük ayrımcılık var. Bu zaten herkesin bahsettiği bir konu, o yüzden üzerinden geçmeyeceğim bir daha. YouTube'da herkes eşit. Ne yapabiliyorsan onu yapacaksın aga. Çünkü Google gibi bir behemoth'un hani sen umrunda bile değilsin. Anlatabiliyor muyum? Sana ayrımcılık yapacak ya da senin aleyhinde bir şey yapacak vakti yok Google'ın. YouTube yayınlarının dediğim gibi en rahatsız olduğum kısmı bu telif hakkı meselesi. Bir süredir akşamları yayın açıyorum YouTube'da. Gören vardır belki aranızda. Böyle şarkıların akustik coverlarını yapıyorum falan. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Geçen akşam açtığım yayından sonra 3 tane telif yedim. Ki bunu bir övgü olarak kabul ediyorum. Şarkıları hani o kadar güzel coverlamışım ki telif attılar. Ama siz de yayınlara katılmak isterseniz genelde akşamları 10 civarı açıyorum. Yayınlar herkese açık ama chat'i üyelere özel açmak zorunda kalıyorum bir süreden sonra. Ve üyeler eski yayın kayıtlarını da izleyebiliyorlar. Onun dışında bir haberim daha var bu akşam açtığımız yayınlarla alakalı. Üyelere özel emojilere bir yenisini daha ekledim. Bunu duyurmamın sebebi de bu emojiyi kendim çizmiş olmam. Efkarlı şarkılarda atabilmeniz için bir çakmak emojisi. Yani umarım beğenirsiniz. Yani özetle Twitch şu an biraz zor durumda ve bu durumdan kurtulup kurtulamayacaklarını sadece zaman gösterecek. Ama yönetim kadrosu bu şekilde mağara adamı kararları vermeye devam ettikçe hani...
Reklam izle. Pek bir yere varabileceklerini sanmıyorum. Bir sonraki haberimiz büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Ekşi Sözlük kapatıldı. Daha doğrusu Türkiye'den Ekşi Sözlüğe erişim engeli getirildi. Şimdi şahsi olarak Ekşi Sözlük hakkındaki fikirlerimi pek duruma karıştırmamaya çalışacağım. Çünkü bana sorarsan Ekşi Sözlük biraz yani insanlığın ölmeye gittiği yerlerden biri. Twitter'dan önce insanlar Ekşi Sözlüğe girerdi mutsuz olmak için. Twitter biraz o toksikliği kendi üzerine çekmeyi başardı. Hele bir de şimdi karakter limiti arttı ya, iyice artık Ekşi Sözlük 2 olacak. Twitter demişken Twitter Blue biliyorsunuzdur. Elon Musk'ın dahi yani fikri. Artık sadece onaylanmış ünlü kullanıcılara ait olan Twitter mavi tikini para vererek satın alabiliyorsun. Elon Musk bunun gerçek insanları botlardan ayırmak için bir yöntem olduğunu iddia etse de herkes biliyor bunun platforma para kazandırma yöntemi olduğunu. Ama tabii az önce de dediğim gibi hiçbir platform abonelik sistemiyle ayakta kalamaz. Ancak ben de bu enayilerden biri olarak normalde çok platformlara para ödemeyi seven bir insan değilim ama Twitter Blue Check markını satın aldım. Böyle gülebilirsiniz, ha Twitter'a para ödedi ha falan diye, ama bu önemli benim için. Benim platformlarla hep bir sıkıntım oldu genel olarak. Fark ettiyseniz Instagram hala bana mavi tık vermiyor. Discord serverımız hala onaylanmadı kaç yılın ardından. YouTube bana yıllarca 100 bin plaketini göndermedi. Kendimi dışlanmış hissediyorum, anlatabiliyor muyum? Dedim en son parasını vereyim bir platform bana bari mavi tık versin. Bazen inadına buradaymışım gibi hissediyorum. Kimse istemiyor falan ama inat yapmışım. Neyse konuya dönelim. Yine de düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir insan olarak Ekşi Sözlüğe erişim engeli getirilmesi bence büyük bir hata. İnternet çok korkunç bir yer. Eskiden söylediğin şeyi 10 kişinin duyması için bir ailenin reisi olman gerekirdi. 100 kişinin duyması için belli çapta ünlü olman, 1000 kişinin duyması için seçilmiş olman gerekirdi. İnternet bunu sıfırladı. Artık herkesin konuşma ve duyulma ihtimali var. Ama asıl sorun bu da değil. Asıl sorunu iki başlıkta inceleyebiliriz. 1. İnternette anonim olma ihtimalin ve seçeneğin var. 2. Yalan söyleyebilirsin. Anonimlik zaten forum zamanlarından beri bir gelenek. Hepimizin vardı. Hepimizin farklı nickname'leri oldu. Ejderha kesen yaratık bıçaklayıcı 830. Ama forum denen platformlarda senin çok bir gücün yoktu zaten. Sen bir birimdin ve herkes de bir birimdi senin gibi. Takipçi ve takip sistemi ise bireylere anonimliklerinden feragat etmeden inanılmaz bir güç vaat etti. İnsanlar birbirlerinin yüzüne karşı asla söyleyemeyecekleri şeyleri Twitter'dan söyleyebilmeye başladılar. Çünkü alıntı yapıyorum. Götlük yapmanın bedeli sıfıra indi. Bilgi paylaşımı ve erişimin oranının artmasında hiçbir sıkıntı yok. Buna kimse karşı çıkmaz eğer bir tiran değilsen. Çok harika bir tweet görmüştüm, ondan alıntı yapacağım. Benim şu an 14 yaşında bir insanın hakkımdaki fikrini görme ihtimalim olması bile bir insanlık suçu sayılmalı. Ama internetin tüm bu tehlikelerine rağmen, bence steril bir internettense kaotik bir interneti hepimiz tercih ederiz. Herkesin gerektiği zaman kendi suratına bir maske koyma hakkı olmalı. Pekala, size bir süredir beni rahatsız eden bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz arada sırada internete ve internet meme kültürüne ara verip başka şeylerle ilgilenmeye ihtiyacı hissediyorum. Ama bazen internete ara vermek korkutucu olabiliyor. Çünkü internet kültürü çok hızlı gelişen bir şey. Ve kafanı çevirdiğin anda bir şeyleri kaçırabiliyorsun. Bunu ben de birçok kez yaşadım. Yine bu ara verdiğim zamanlardan birinden hemen sonra. Geri döndüm, baktım see you yazıyor insanlar. Aga bu see you ne demek? Bunun esprisi ne? Ve onu araştırıp bulmak bayağı bir vaktimi almıştı. İşte aynı bu şekilde internette bir şeylerin neden komik olduğunu araştırmak isteyen, anlamadığı esprilerin anlamını ve kökenini öğrenmek isteyen ve bu hızlı gelişen internet kültürünü kaçırma korkusunu minimuma indirecek bir site. Hayır, Know Your Meme değil. Tamam, Know Your Meme de bu işe yarıyor ama Türkiye versiyonu. Çünkü biliyorsunuz Know Your Meme'in Türkiye meme'lerine karşı biraz ayrımcılığı var. Hani ana fen çocuğu bile zar zor kabul ettirdik meme sayfalarına. O yüzden biz onlara bağımlı olmayalım. Çünkü bizim kendi internet kültürümüz var ve kendi sitemizi hak ediyoruz. Türkiye'nin internet mizah database'ini oluşturuyoruz. Gerekli isim hakları, satın almalar vesaire her şey hazır. Şu an bunu bu ekipte çalışacak olan web tasarımdan anlayan ve meme'lerden anlayan gençler lazım. Web tasarımcılar, sizle Discord'da görüşürüz. Memesterler, bir sonraki emre kadar Borderland'den devam edin. Evet, bugünlük bahsetmek istediğim haberler bunlardı. Daha doğrusu daha bahsedeceğim şeyler var. Ama onlardan bazıları için ön hazırlık yapmam gerekiyor. Bir sonraki vukuatlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.